Arkadaşlar merhabalar. Nesir Bilgisi ile beraberiz. Gazete çevresinde gelişen yazı türlerinden olan sohbet ve onun özellikleriyle beraberiz. Sohbet söyleşi. Bir yazarın kişisel görüşlerini fazla derinleştirmeden karşısındakiyle konuşuyormuş hissini verecek bir üslupla makale planında yazdığı fikir yazısına sohbet ya da söyleşi denir. Burada karşısındakiyle konuşuyormuş hissini vermesi bizi denemeden ayıran nokta olacaktır. Çünkü denemede kişi Kendisiyle konuşur, kendisiyle. Lakin sohbette okuyucusuyla konuşuyormuş hissini verecektir. Aradaki en büyük ve en temel fark budur. O yüzden denemeyi genelde sohbetle, sohbeti de denemeyle e, mukayesel olarak sormaya çalışırlar. Bu konuda altını çizdiğimiz yerlere dikkat edin. Özellikler, düşünceleri fazla derinleştirmeden bir konuşma havası içinde anlatan yazı türüdür. Her konuda yazılabilir. Herkesi ilgilendiren konular seçilir. Karşılıklı konuşma havası içinde sıcak bir dille yazılır. Sohbetteki dil günlük konuşma dili gibidir. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir. Söyleşi türünün Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri ve eserleri şunlardır. Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri, Suut Kemal Yetkin, Edebiyat Söyleşileri, Şevket Rado, Eşref Saati Melih Cevdet Anday, Dilimiz Üzerine Söyleşiler, Nurul Ataç, Karalama Defteri örneklerindendir. Eleştiri Sanat, edebiyat ya da düşünce yazıların içeriğiyle bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan yazı türüdür. Özellikler Sanatçının veya yapıtın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Eleştirisi yapılan çalışma bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içerisindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturturulmalıdır. Eleştiri yazarlarına eleştirmen denir. Eleştirmen yazılarıyla sanatçıya ışık tutar, yol gösterir, aynı zamanda okuyucuyu da aydınlatır. Gerektiğinde belgeler ve örnekler de gösterebilir. Eleştirmen eleştirisinde kişisel görüşlere, düşünce ve duygulara yer verir. Bu açıdan hemen hemen bütün eleştirilerde öznellik vardır. Türk Edebiyatı'nda eleştiri İbrahim Şinasi'nin dil tartışmaları ile başlar. Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci tartışmaları edebiyatımızda iz bırakmıştır. Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Cevdet Kudret, Cumhuriyet döneminde eleştiri türünün önemli yazarlarıdır. Eleştiride daha çok tartışmacı anlatım biçimine yer verilir. Haber yazısı, belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktaran yazılardır. Haber yazılarının kaynakları üç ayrılır. Resmi haberler, özel haberler, ajans haberleri. Resmi haberler, resmi ve özel kuruluşlardaki yetkili kişilerden alınan haberlerdir. Özel haberler, halk arasından toplanır. Ajans, haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluştur. Röportaj bir yazarın veya gazetecinin herhangi bir olayı, kişiyi, kuruluşu, yeri, kendi anlayışına ve gözlemlerine göre araştırdığı ve değerlendirdiği yazılardır. Özelliği ise röportaj fotoğraf ve belgelerle desteklenir. Röportaj yazarı nesnel bir tutumla inandırıcılığını ön plana çıkarır. Bilgiyi, haberi, gerçeği açık, yalın ve çarpıcı bir dille okura iletir. Röportajla haberin ayrıldığı nokta röportaja yazarının yorumunun da katılmasıdır. Burası önemli.